İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Fransa'nın Bohun şehri belediye başkanı Jeremy Boho, Ermeni halkının tarihi halk olarak bizim de tarihimizdir. Fransa Senatosu'nun kararının kabulüne ilişkin önerisi oy çokluğu ile kabul edildi. ABD tarafından Azerbaycan'a sunulan askeri destek Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı kullanılmayacak. ABD Avrupa Komutanlığı Strateji Planlama ve Politika Direktörü Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Batı Ermenistan'daki Erzincan'ın Dercan ilçesindeki Aprank Manastırı'nın bugünkü hali. Batı Ermenistan'ın Merel Antik Kenti kalıntıları Birak'ın Harber sınırında bulundu. Batı Ermenicenin korunması için Batı Piskoposluğu Antilyas'ta 100 bin dolarlık bir fon oluşturuyor. Fransa'nın Bohun şehri belediyesi kültür politikası çerçevesinde 15 Kasım 2022'de oy birliğiyle aldığı karara göre Bohun şehri Ermeni Ulusal Hafıza Merkezi'ne mali destek sağlamıştır. Jeremy Boho, Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit başta olmak üzere tüm insanlığı ilgilendiren hafıza ve tarihin aktarımı değerlerinin önemine vurgu yaptı. Sayın Boho, Ermenistan Cumhuriyeti'ne hangi yardım çerçevesinde yapıldığına ve bu durumun onu Azerbaycan'ın yeni saldırılarının hedefi haline getirdiğine dikkat çekti. Fransa'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlılığını ve ona karşı sorumluluğunu hatırlattı. Boho, Ermeni Hafıza Ulusal Merkezi'nin araştırma, kültür ve tarih alanındaki çalışmalarını çok takdir ederek Ermeni halkının kişisel tarihi bizim de tarihimizdir, dedi. Jeremy Boho, tartışmayı sonlandırmadan önce yazar William Saroyan'ın metnini okuyarak Ermeni Ulusal Hafıza Merkezi Başkanı Freddy Sabunkay'ı ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lydia Margosyan'ı selamladı. Bay Bruno Retailleau, Sayın Christian Gambon, Sayın Elian Assasi, Sayın Patrick Caneur, Sayın Hervé Marcel ve Sayın Gilbert Luc Devina tarafından sunulan Azerbaycan'a yaptırım uygulaması ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından derhal çekilmesinin talep edilmesi, 9 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasına uyulmasının sağlanması ve iki ülke arasında kalıcı bir barışın tesis edilmesine yönelik her türlü girişimin teşvik edilmesine yönelik karar tasarısı önerisi. Senato, Anayasanın 34. maddesinin 1. bendini dikkate alarak 26 Haziran 1945 tarihli Birleşmiş Milletler Teşkilatı şartını dikkate alarak 4 Nisan 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması dikkate alınarak 4 Ocak 1969 tarihli her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmeyi dikkate alarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun koruma sorumluluğuna ilişkin 16 Eylül 2005 tarihli 60-1 sayılı kararı dikkate alarak 9 Kasım 2020 tarihli Ateşkes Anlaşması'nı dikkate alarak Senato tarafından 25 Kasım 2020 tarihinde kabul edilen Artsakh Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması gereğine ilişkin 26 sayılı kararını dikkate alarak, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Artsakh Dağlık Karabağ ile Ermenistan Cumhuriyeti'nin güney ve güneydoğu bölgelerine tekrarlanan saldırıların bu devletin egemenliğine ve iki taraf arasında imzalanan ateşkes anlaşmalarına aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri neden 44 gün savaşından sonra bile Azerbaycan'ı desteklemeye devam ediyor? Dışişleri Bakanlığı bu yardımın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik olmadığından emin mi? Ve Washington, Eylül ayında Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırının ardından neden Azerbaycan'a yönelik tutumunu değiştirmedi? Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin dün bölgeyle ilgilenen Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Dunfright ve Kafkasya Dışişleri Bakanı Danışmanı Agit Misgrub Eş Başkanı Philip Ricker olan iki üst düzey Amerikalı diplomata sorduğu ana sorular bunlardı. Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez tartışmayı net bir soruyla başlattı.
ABD, Bakü yönetimine herhangi bir güvenlik veya başka türde bir destek sağlamayı nasıl haklı gösterebilir? Bu kabul edilemez, ahlaki olarak mazur görülemez ve 97 sayılı kararında Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Karabağ'a yönelik saldırılarını durdurana kadar, ablukayı kaldırana kadar Azerbaycan'a yardım yapılmayacağını belirten özgürlüğü destekleme yasası ile alay ediliyor. Buna cevaben Dışişleri Bakan Yardımcısı Karin Danfried, karar verilirken tüm gerçeklerin detaylı incelendiğini, Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı kullanılmayacak savunma amaçlı araçlar sağlandığını kesin olarak iddia etti. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı Strateji, Planlama ve Politika Direktörü Tümgeneral Daniel Laysika'yı Yerevan'da ağırlamaktan memnuniyet duyar ifadesi yer aldı. Planlanan ziyaret çerçevesinde Tümgeneral Laysika, meçhul asker anıtı ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit anıtına çelenk koyacak. Ermenistan Cumhuriyeti, Amerikan ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Süren Babikyan, Genelkurmay Başkanı Edward Asıryan ve Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya gelecek. ABD Büyükelçiliği, Tümgeneral Laysika'nın Barışı Koruma Kuvvetleri ZAR adlı eğitim merkezinin yeni kışla, kantin ve konferans salonunun açılış törenine katılacağını bildirdi. Batı Ermenistan'ın Yerzinka, Erzincan ilinin Dercan ilçesinde bulunan Apranc Manastırı kaderine terk edildi. Kilisenin giriş kapısında 1854 yılında yapıldığı yazılmaktadır. Mimari açıdan değerli olan kilise definecilerin tahribatlarına rağmen kilise ve bitişindeki şapel ayakta kalarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Yerzinka, Erzincan'ın Apranc Manastırı'nın asıl adının Surp David olduğunu ve Yerzinka'nın iki ünlü haçkar anıtının bu manastırın hemen yanında yer aldığını hatırlatalım. 19. yüzyılda Üçpınar Köyü'nün Vank Dağı üzerine yapılan manastır bu bölgenin ruhani merkeziydi. Manastırın iki haçkar anıtı o bölgenin en büyüğüdür. Üzerinde çok sayıda Ermenice yazıt vardır. 4 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki haçkar anıtlarından birinin üzerinde 1191 ve 1194 tarihleri kazılmıştır. Bereketli topraklar olarak tarif edilen Batı Ermenistan'ın Dicle ve Fırat Havzası, Mezopotamya coğrafyasında birçok uygarlığın yaşam sürdüğü biliniyor. Bölgede bin yıllardır devam eden kesintisiz bir yaşam mevcut. Bu bölgede tarihte ismi geçen ancak varlığı hakkında bilgiye sahip olunmayan birçok antik kentte yapılan kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılıyor. Bu antik kentlerden biri Merel şehri. Bu kente ilişkin bilgi veren kaynak bilinmiyor. Birak'ın Bingöl Üniversitesi'nden sanat tarihçisi Doktor Nebi Butasım kent hakkında şu ifadeyi verdi. Tarihlendirme konusunda hiçbir bilgi yok. Sanki birdenbire ortadan kaybolmuş bir yer. Şekilsel anlamda kapı girişleri, taşların yapısı Zerzevan Kalesi ile aynı. Palmira Antik Kenti'ne de benzettim. Oradaki yapı taşları ile süslemeler birbirine benziyor. Alan çok geniş. Bölgede araştırma yapılması durumunda çok önemli bulgular elde edilebilir. Orayı sit alanı olarak önerdik. Şu anda çok erken olsa da Zerzevan ile hemen hemen yaşıt olduğu görülüyor. Katolikos 1. Aram Başkanlığındaki Büyük Kilikya Piskoposluğu yıllardır kendini Batı Ermenice dilinin korumasına adamıştır. Bu yılın Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri Batı Piskoposluğu 50. Ulusal Presbiteryen Meclisi'ni topladı ve bu sırada ruhani lider Torkon Piskopos Tunayan, Batı Ermenice'nin korunmasının Kilikya Piskoposluğu'nun yeni bir ivmeyle ilerletmesi için özel bir fon oluşturulması gerektiğini söyledi. Toplantıda Piskopos Torgom'un fikri oy birliğiyle onaylandı ve benzer bir fonun oluşturulması teşvik edildi. Bu amaçla ruhani lider ve Ulusal Konsey Antilyas'ta Batı Ermenice'nin korunması için 100 bin dolar değerinde bir vakıf kurulmasıyla sonuçlanan ortak bir istişare yaptılar.
Bu vesileyle ruhani lider Batı Ermenice dilinin korunmasını çok önemli ve ulusal stratejik öneme sahip olarak gören ve hayati projeye maddi ve manevi destek vermeye hazır olan herkesi katılmaya çağırıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nemra grubu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zim Horodik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.